Rooster. Is that not? Is that white? Kale ve Korfu sahili diyeyim artık. Biraz sakin. Ama güzel tabii ya, deniz kenarında olmak, deniz kokusu falan. Daracık daracık sokakları var, güzel. Alışveriş yapmak isteyenler için, alışveriş yapmak istemiyorsanız tabii barlar, restoranlar falan dolu her yerde. Böyle bir yer işte. Ama güzel, sakin bir yer yani. Bunlar da bizim tayfa. Şu da benim yatım şurada. Tabii ki değil. Televizyon antenleri. Train. There's a train. Çarşı merkezden çıktık, otele gidiyoruz. Otobüs yolculuğu gelirken bir saat fazla sürdü. Çok da kalabalıktı. Şimdi fena değil gerçi. Böyle de bir manzara. Arkada duyulan şarkılarda Ali Baba'nın Çiftliği İngilizce versiyonu. Çocuklar sağ olsun. Rüzgarlı, rüzgar sörfü ve şurma sörfü yapmak için ideal. Selam bile, size bu makineyi göstermek istiyorum. Normalde Türkiye'de de oluyor. Şeker, çikolata bir şeyler alabiliyorsunuz ya. Şuradakine bakın şimdi. Görüyorsunuz yukarıda çikolatalar, crispler, çekirdek. Altta sigara, Nescafe, meyve suyu. Diğer meyve suları, prezervatif, croissant, çikolata, Starbucks cappuccino, bira. Burada böyle bir ilginç bir şey geldi. Yunanistan Avrupa Birliği olan ülke, Avrupa Birliği olan ülkelerden birisi. Ve Avrupa Birliği ülkesinde, aynı Türkiye'de bizde olduğu gibi, sigara içki alımında yaş sınırı var. Ya bu makineyi sen nasıl kontrol edeceksin şimdi? 10 yaşında bir çocuk da gelse sigara alsa. Bu arada arkamda da gece manzarası şöyle göstereyim. Biraz yağmur çiseliyor ama yağmıyor. Gene de güzel yani, öyle çok soğuk bir hava değil. Otel dışında bir restoranta gittik ki ya. Yunan dansı izleyecektik. Tabii saçma sapan bir organize yapmışlar. İlk girdiğinde dükkanın yarısı boş. Bir tane masa şey koymamışlar, sandalye. Milletin hepsini geriye en son tarafa doğru sık yani koymuşlar oraya hepsini. Tıkmışlar. Tıkmışlar kelimesi de bulamadım. Ondan sonra bize dedi boş masası yok. Yani böyle bir iş kafası ilginç yani. Sonuçta onlar kaybetmiş oldu yani. Yani yarısı boşken.
Bizi almadın, hemşehri yokmuş.